Evet sevgili balıklar, son burcumuz sevgili balıklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Nisan arasında sevgili balıkları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili balıklar için ilk kartımla başlayalım. Vay, tılsımların dörtlüsü. Tılsımların dörtlüsü de bu dönem komünikasyonu sembolize eder. Çok fazla görüşmeler yapacağınızı sembolize eder. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Karşı tarafı aşırı derecede sahipleneceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve bu karşı tarafı birazcık korkutabilir. O yüzden de birazcık dikkat edin. Parasal anlamda birazcık daha rahat olacağınız bir dönem. Çünkü der ki harcadığından fazla kazanacağın bir dönem senin için der. Eğer pasif kazançla alakalı bir takım girişimler düşünüyorsanız bu dönemin tam zamanı olduğunu sembolize eder. Aynı zamanda bu kart mirasla alakalı bir takım işleriniz olabilir. Küçük çapta veyahut orta çapta, büyük çapta değil. Küçük veyahut orta çapta bir takım nasıl diyeyim? Görüşmeler mi diyeyim? Konuşmalar mı diyeyim? Olabilir mirastan alakalı. Ve der ki kendine yatırım. Bu dönem çok daha fazla kendinize yatırım yapacağınız bir dönemi. Yani bu eğitim konusunda olur. Ne bileyim güzellik konusunda olur. Fakat der ki birazcık da tamam parasal anlamda rahat olacaksın ama birazcık da para biriktirmekte fayda var sevgili balık der. İkinci kartımız sevgili balıklar için. Oo, kılıçların beşlisi. Kılıçların beşlisi de der ki hırs. Hırslı olacağım bir dönem. Ne olursa olsun kazanacağım bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda çok büyük bir hastalıkla savaşın zaferle sonuçlanacağını sembolize eden bir karttır. Bu dönem birileriyle aranızda dargınlıklar olabilir. Veyahut birileri sizinle barışmak isteyebilir. Veyahut siz birileriyle barışmak isteyebilirsiniz. Veyahut da birilerini affetme duygusu içerisinde olabilirsiniz bu dönemde. Bir takım kişilerle aynı zamanda orta yolu bulamamayı sembolize eder bu kart. Ve der ki önceliklerini düşün. Bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle önceliklerini düşün. Vaktini kaybetme. Ve bir de bu kart der ki kendine şu sorunun cevabını ver. Savaşacaksın ama kazanacaksın da. Ama sence gerek var mı sevgili balık? Bunun cevabını yalnızca ve yalnızca siz verebilirsiniz sevgili balıklar. Hadi bakalım son kartımız sevgili balıklar için. Güç kartı. Güçlü arkandır. Normalde Ağustos ayını sembolize eder Kabala'da. Yani bana sorsaydınız şu olur mu diye bu kart çıksaydı Ağustos ayı derdim. Sizlere sevgili balıklar nedir? Bu kart der ki düşündüğünden çok daha güçlüsün. Yani yapacak mıyım edecek miyim bırak. Aynı zamanda psikolojik baskıyı, kaba tabirle psikolojik tecavüzü sembolize eder. Siz birine psikolojik baskıda bulunabilirsiniz. Veyahut siz psikolojik bir tecavüze uğrayabilirsiniz psikolojik anlamda. Aynı zamanda da çok nadirdir ama maalesef ki negatifinde var bu kartın. Gerçek anlamda tecavüzü de sembolize eder. Hanımların kendini inanılmaz seksi hissedeceği, erkeklerin karizmatik hissedeceği, özgüvenli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Güçlü bir sağlığa sahip olduğunuz bir dönemi sembolize eder bu dönemde ve der ki ne diyebiliriz bununla ilgili? Yaratıcılık. Evet. Yaratıcılıkla alakalı bir takım işlerle uğraşan arkadaşlar içinse ekstra iyi bir karttır bu. Çünkü çok daha iyi bir takım şeyleri hayata geçireceğiniz dönemi sembolize eder. Evet sevgili balıklar, sizler için 15-21 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.